İzleyicilerimiz, Adil Şan'ın bir de anısı var. Adil Şan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, aynı zamanda Suriye'de Türkmen olarak Suriye vatandaşı. Adil Türkiye'ye yıllar önce geldi. Devamını kendisinden dinleyelim. Buyur Adil. Şimdi Türkiye denince bize hep geçen programımızda da bir arkadaşımız bize hani Suriye'de Arap demediler, burada da orada Türk demediler, burada Arap demediler diye bir şey söylenmişti. Ben onu açıklayayım size. Suriye'deki Türkmenler nedir? Suriye'deki Türkmenler hakiki Oğuz boylu Türktür. Bunun mesela biz sınır köylerindeyiz. Evlerimizde hep Suriye televizyonları izlemezdik, Türk televizyonları izlerdik. Mesela eskiden Gaziantep'in yerel televizyonlarında siz de yayın yapardınız. Mehmet Bey, halay şovlar vardı. Ondan sonra evet. Köy otobüsü vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çocuktum. Halep'te çekmezdi o televizyon. Köye gelirdik. Yaprak TV'yi, o halay şovu, o köy otobüslerini izlemeyi hepimiz hatırlarız değil mi arkadaşlar? O programı gelir, siz sunardınız. Komutan yeni hatırladı. Siz sunardınız. Biz gelip onu izlerdik. Şimdi ben hiç okula gitmedim bakın. Ben derken yani başkalarının adına da konuşuyorum. Suriye'de ben hiç okul okumadım. Ama okuma yazmayı TRT'de yayınlanan bir dönemde Susam Soka diye bir çocuk programı çıkardı. Ben o çocuk programından okuma yazmayı öğrendim. Bu nasıl bir Türkiye sevgisidir ki? Oradan okuma yazmayı öğrenmiş. Bugün Suriye tarihinde bir ilk bakın. Kitabımın reklamını yapmıyorum. Ama Suriye tarihinde Türkmenler olarak ilk defa bir Türkmen kitabı. Türkçe. Kültürümüzü anlatan bir kitap yazdık. Bakın ben ilkokulu okumamış bir insanım. Şu an Türkiye'de ortaokula geçen hafta mezun oldum ortaokulu. Şimdi Türkiye neydi? Sınır köylerindeydik. Sınırdaki o Türk bayrağına bakardık böyle. Oradan minibüsten geçerken böyle artık hepimiz boynumuz kırılırcasına bu bayrağa bakardık. O bayrak sevgisini oradaki asker ağa biz Türkmenik, asker ağa biz de Türk'ük diye konuşma. Yani o şu heyecan var ya bende. Sanki o günü şu an yaşadım. Benim Türk vatandaşı oldum. Hayatta en çok istediğim şey Türk vatandaşı olmak. Rabbim onu bana nasip etti. Dilerim ki bütün soydaşlarıma, bütün hemşehrilerime, Suriye Türkmenlerinin hepsine bu vatandaşlık hakkı verilir. Benim bir oğlum oldu. Elinizi öper. 4 yaşında bir oğlum oldu. İsmini Oğuzhan koydum. Şimdi orada hep derlerdi ki siz Türksünüz, Arap değilsiniz. Bizi Türk derlerdi. Buraya da geldik, Arap geldi, Arap gitti. Herkes bana derdi ki Arap geldi, Arap gitti. La arkadaş ben Türk'üm, Türkmenim, Oğuz boyluyum. Ben Türk vatandaşı olmama rağmen artık bir çocuğum oldu. Neyse dedim çocuğum benim yarın çektiklerimi çekmesin diye benim oğlumun ismini Oğuzhan koydum. Oğuz boyluyuz çünkü. Benim nüfusum Şahin Bey'dir. Bakın benim ailemin nüfusum Şahin Bey'dir. Enteresandır ben oğlumu gidip Oğuz eline yazdırdım. Neden? Nedenini. İsmi şimdi, Oğuzhan, doğum yeri Oğuzeli. Şimdi adı Oğuzhan. Kimliğinin verildiği yer Oğuzeli. Mahallesi Oğuzeli. İlçesi Oğuzeli. Doğum yeri Oğuzeli. Tam anlamıyla bir Oğuz çocuğu. Her şeyiyle, kimliğiyle, adıyla Oğuzhan Şan soyadı da. Bu Suriye Türkmenleri işte böyle Türkiye sevdalısı. Bu bizim ana vatanımız. Yani orada vatanımız ama burada bizim ana vatanımız. Bizi suni sınırlar, masa başında çizilen sınırlar ayırmış. Yani buradaki Türk kardeşlerimiz buradan yani izlesinler, dinlesinler. Biz onların bir parçasıyız. Tabii ki. Biz Türk dünyasının bir parçası olduğumuzu kanıtlamışız. Yani biz Türk'üz yani, Türk soyuyuz. Bunu Türk kardeşlerimiz, Türk soydaşlarımız, yani bu bizi çok derinden üzüyor. Yani siz Arapsınız, Arap geldi, Arap gitti demeleri çok üzüyor bizi. Ben evet. Bu kadar diyorum. Peki.